İyi yaklaşmayı, tek bir Tanrı'ya iman etmeyi, onun varlığına amin demeyi seçtiler ama eylemleriyle, söylemleriyle ve yürek tutumlarıyla onun tam tersini yaptılar. Kutsal kitap ne diyor eski ayette? Bu halk ağzıyla beni sayar, yürekleri benden, benden uzaktır, uzaktır, bana boşa taparlar diyor. Hı hı. Ben kurban ve sunu değil, adalet ve merhamet isterim sözünün anlamını gidin öğrenin dedi. Yani günah işlemeyen hiç insan yok. Kilisede Doğru. de böyle eksik hissediyoruz, kusurlu hissediyoruz. Benliğe ve şeytana mağlup oluyoruz bazen. Benlikten de kaynaklanıyor, itaat etmiyoruz. Ama önemli olan buradan dönmek... Merhaba sevgili dostlar. Babamız Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Hristiyanlar anlatıyor programına hoş geldiniz. Evet, bir Hristiyanlar anlatıyor programında benzetmelerle Tanrı egemenliğine tanıklık etmeye çalışıyoruz, öğrenmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Bu programlarında her zaman söylediğimiz gibi başta Rabbimize yücelik getirsin. Sonra da bizlere ve sizlere Bereketli olsun diye dua ederek programa başlamak istiyorum. Hepinizi bol bol bereketlesin kardeşim. Amin, Amin öyle olsun. İncil'in Matta, Markos ve Luka bölümlerinde pek çok benzetmeler görüyoruz. Biz Matta bölümünde benzetme başlığı altında geçen 13 tane benzetmeye değiniyoruz. Bugün 9. benzetme olan iki oğul benzetmesine değineceğiz. Matta 21. bölüm 28'den 32'ye kadar olan ayetler. Ama öncesinde daha önceki benzetmeler programımızda da yaptığımız gibi bu benzetmelerin amacından bahsetmek istiyoruz. İsa Mesih neden benzetmelerle konuştu? Halka neden örnekler hmm. vererek e, bu benzetmeleri e, dile getirdi? Buna değinmek istiyoruz. Doğru. Doğru. Bunu açıklayalım. Her programımızda dediğin gibi yapmaya çalışıyoruz. Benzetmeler önemli çünkü anlaşılabilirliği kolaylaştırıyor. Değil mi? Anlamayı kolaylaştırdığın zaman pratiğe dökmek de kolaylaşıyor. Doğru. Rabbimizi... Anlayacaksın ki onu uygulayasın. Aynen. Anlamadan uygulamak tabii ki. mümkün tabii, değil. Tabii tabii. Öğrenmedi, yani. anlamadan neyi uygulayacaksın? Rab bizi kurtarmak, bizi sevmek isteyen bir tanrı. Cennetin krallığına ve göklerin egemenliğine bu benzetmeler aracıyla tanıklık etmek istiyor. Mesih'in yani tanrısal sırrı açıklamak istiyor ve halkın bu sırrı anlayarak bu gerçekleri basit yoldan, en kısa yoldan, en, en direk yoldan anlamasını sağlayarak kendi uğraşları içerisinden verilen örneklerle mirastı, oğuldu, bağcıydı, tohumdu mayaydı, hardal neden bunu anlatıyor? Çünkü halk bunlarla yoğruluyor, bunlarla uğraşıyor, bunlarla geçiniyor, bunlarla iç içe. Hı hı. Şimdi buradan örnek verdiğin zaman yani bir çiftçiye çiftçilikten tohumdan örnek verirsen, onun anlaması çok kolay. Hı, hı Amaç da ne? Bu benzetme aracılığıyla tanrısal egemenliğin sırları gökten gelen Mesih'le yani cennetin sahibiyle halka onların anlayacağı dilden onların seviyesinden konuşma şeklidir. Amacı budur. Yani halkın anlaması Mesih'i tanıması, göksel egemenliği bilip onlardan gitmesidir. Hı hı. Evet, bu benzetmelerin her biri dediğin gibi göklerin egemenliğine, evet. işte cennetin krallığına, Tanrı'nın egemenliğine ait olan benzetmeler. Hı hı. Ruhsal gerçekleri açıklarken hı hı. o dönemde tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkın iyi bildiği, günlük yaşamının hı hı. bir parçası olduğu konulara değinerek İsa Mesih bunları yapıyor örnekler veriyor Doğru. aslında onların anlayabileceği şekilde Kesinlikle. şimdi 28. ayetten 32'ye kadar okuyalım tabii. hep beraber izleyicilerimiz sizde mümkünse tabii. takip edin ekranlarımızdan kendi incillerinizden Kesinlikle. matta 21. bölüm 28'den 32'ye kadar olan ayetler tabii ki bakalım Rabbin sözüne bakmak okumak her zaman faydalıdır şöyle diyor 28 ama şuna ne dersiniz bir adamın iki oğlu vardı Hı -hı. Adam birincisine gidip oğlum git bugün bağda çalış dedi. Hı -hı. Oğlu gitmem dedi ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O olur efendim dedi ama gitmedi. Hı -hı. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu diye soruyor İsa. Birincisi diye karşılık verdiler. İsa da onlara size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevleriyle faşiler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar dedi. Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Hı hı. Ona inanmadınız. Oysa vergi görevleriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız dedi. İnanmadınız değil mi? En son ayeti evet, bu şekilde evet. bir, bitiriyor. Bu benzetmenin başında ama ile başlıyor. Ama Hı -hı. şuna ne dersiniz? Ama buna ne dersiniz? Doğru. Ama öyle olursa böyle olsa Doğru. Yani o ama kelimesi aslında daha öncesinde bazı şeylerin evet. açıklandığından, bazı şeylerin konuşulduğundan bahsediyor. O zaman bakalım evet, öncesinde tabii. ne konuşuluyor? Yani tabii. konunun, olayın bağlamına evet. bakalım. Daha önce de söylemiştik. Yani İncil, Hı -hı. Tevrat, Zebur ve İncil'den böyle bir cımbızla bir ayet çekercesine o ayeti almak öncesini, sonrasını Hı. ve sırasını görmeden, onlara bakmadan o ayeti cımbızla alıp söylemek İncil'i yanlış anlamaya, Doğru. İsa Mesih'i yanlış yorumlamaya sebep koparım, olacak. Evet. Bağlamından koparacak. O zaman bakalım. İsa Mesih neden ama şuna ne dersiniz diye başladı? Hı. Önceki ayetlerde İsa'nın yetkisinin sorgulandığını görüyoruz. Başkayinler, din bilginleri, ferisiler ki kendilerini püri pak kutsal günahsız yasayı bilen orucu tutan Hı -hı. ve kendilerini evet. bundan dolayı üstün gören bir kesim toplumun öyle bir kesmi İsa Mesih'in yetkisini sorguluyorlar. Hı -hı. Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi evet. diye soruyorlar. Bilmiyorum, İsa Mesih'in evet. burada bu benzetmeyi anlattığı ve bu benzetmeye cevap veren kişiler Hı -hı. işte onun yetkisini sorgulayan Din bilginleri, başkahinler ve ferisiler öyle Dok, değil mi? Kesinlikle. Doğru. Zaten hani senin de belirttiğin gibi daha geniş çerçeveden kutsakta bakmaya çalıştığımız zaman hı. ona işkence yapmadan tabii ki hı hı. kendi çıkarımıza göre teolojik bir çıkarım yapmadan daha net görüyorsun olayları. O yüzden burada İsa'nın 28'deki dediği gibi amanın öncesinde İsa'nın yetkisiyle ilgili sorgulama var. Hı hı. Neden? Neden? Çünkü öğrenciler bile şaşırıyor. Bir tık üste baktığında incir ağacı ile ilgili hı hı. İsa meyve yemek istiyor ama incir meyve bulamayınca İsa ağacı naletliyor ve ağacın kuruduğunu, Kuruyor, değil mi? kökünden kuruduğunu görüyorlar ve çok şaşırıyorlar. Yani onlar da yavaş yavaş çünkü İsa'yı anlamaya, tanımaya başladılar. Hatta İsa imanla dua ettiğiniz zaman şu dağ bile yerinden kalkacak değil mi? deniz atılacak falan diyor şaşırmayın diyor. Sonuç olarak din bilginleri her zaman İsa'yı sıkıştırmak istediler her zaman suçlayacak bir şey aradılar. Açık aradılar. Açık aradılar. İşte yok sen bu mucizeli Belzebub'un gücüyle yani şeytanın gücüyle yapıyorsun da sen Tanrı'dan değilsin de. Hatta İsa'nın yolunu Yahya hazırladığı için hı hı. ve öncesinden 6 ay öncesinden Yahya göreve başladığı için Yahya'ya da zulmediyorlardı. Çünkü zaten Herodes'e kızıyordu. Yapacağı evliliği onaylamıyordu. Değil mi? Hani halkı tövbe etmeye Halkı gelecek olan egemenliğe tanıklık etmeye, Mesih'in öncüsü, kurtarıcısın, kurtarıcının Rabb'in öncüsü olarak geldiğim dediği için hı hı. bu ne demek? Aa, demek ki Mesih geliyor. Hı hı. Ya bu der Mesih bekliyor ya. O zaman Yahya'ya da zulmetmeye başladılar. Yahya'nın tanıklığını da, Yahya'nın anlattıklarına da inanmamaya başladılar. Sadece İsa'nın değil. Hı hı. İkisi de bir bütün olarak karşı duruş vardı. Çünkü Yahya ve İsa egemenliğe yeni ait zamanda kalıcı. İbrahim ve Davut'a verilen sözlerin gerçekleştiği zamanın geldiğine tanıklık ediyor. İsa bu yüzden benzetmelerle konuşuyordu. İşte bu sırlara çıkıyordu İsa insanlara. Hı hı. Bu çok önemli, o bu yüzden. Burada din bilginleri, baş kahinler, işte hmm. ferisiler, halkın hmm. e, ileri gelenleri, bunları hangi etkiyle yapıyorsun? Evet. Bu etkiyi sana kim verdi evet. diyerek aslında kurnazca bir şekilde İsa'yı köşeye sıkıştırmaya Doğru. çalışıyorlardı. Doğru. Ama onlar kiminle aşık attığının <laughs> farkında değillerdi. Bak İsa Mesih onlara ne diyor? Size bir soru soracağım. Hı hı. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi etkiyle tamam, yaptığımı olacağım. söylerim. Bak yani nereden yakalıyor İsa İslam'esi onları ve ona sorduk. Onlara ha. sordukları soru Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mı insanlardan mı geldi? Şimdi Hı -hı. böyle bir cevap beklemiyorlardı. Evet. Paçalar tutuştu. Bu sefer evet. kendilerini onlar köşeye sıkışmış hissettiler. Aralarında konuştular. Ya biz ne cevap vereceğiz? Doğru. Hani Yahya'nın yetkisi Tanrı'dan geliyor desek, o zaman niye Tanrı'ya inanmadın diye bizi Yahya'ya inanmadın Hı -hı. diye bizi taşlayacaklar Yok yani. E Aksi takdirde bir cevap verirsek i̇nsandan bu sefer de desek, insandan desek halk bize yani e, karşı çıkacak bizi taşlayacak. Hiç inanıyorlar. Bak şimdi stratejiye bak. İsaya verdikleri cevap? Bilmiyoruz. Evet. Yani ne şiş yansın ne kebap paçayı evet. sıyırmak için Doğru. bilmiyoruz dediler. Ama kurban olduğum Rabbimin cevabına bak ya. Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemiyorum. Çok yetkim yok demiyor. Evet. Ama bu yetki, hangi yetkiyle? Yani Nasıl yetkisi demeceğim? olduğunu ilan ediyor tekrar hangi yetkiyle yaptım yani benim bir yetkim var hı hı. ama size söylemeyeceğim yani e, nereye bağlamaya çalışıyorum İsa Mesih'i köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar evet, ama onların onların bilgeliğinden, onun bilgeliğinden, hikmetinden, onun yetkinliğinden haberdar değiller. Hmm. Kendileri köşeye sıkışıp bir çıkış yolu bulmak için bilmiyoruz cevabını veriyorlar. İsa da orada Rabbimiz İsa Mesih'te cevabı yapıştırıyor. Evet. Şimdi öncesinde böyle bir olay yaşanıyor doğru. ve bunu örnekleyen bir benzetme olarak iki oğul benzetmesini evet. anlatmaya evet. başlıyor. Şimdi buna değinelim. Burada ne görüyoruz? Bir tane baba var, iki tane oğlu var. Evet. Birincisine diyor ki, oğlum işte benim bağım bahçem var. Bugün git bağda çalış. Gitmem diyor. Hı hı. Öbürüne gidiyor baba. Ya oğlum bari sen git bugün bağda çalış. Olur giderim diyor. Hı hı. Şimdi bir gitmem diyen oğul var, bir giderim diyen bir, oğul dinleyen, var. Dinleyen bir dinlemeyen var. Gitmem diyen sonra pişman olup gidiyor. Giderim diyen de gitmiyor. <laughs> Giderim diyen de gitmiyor. Peki ikisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? Hı hı. Bunu işte İsa Mesih'i köşeye sıkıştırmaya çalışan, onun yetkisini sorgulayan başkâinler, din bilginleri, ferüsiler evet. e, cevaplıyorlar. Evet. Birincisi diye karşılık veriyorlar. Şimdi buraya kadar bir değerlendirelim. Ruhsal evet. anlamda bunlar bizim için ne demek? Babanın Doğru. oğullarından bir şey istemesi, oğulların verdiği cevap, Hı -hı. oğulların uyguladığı şey, cevaplar ve uygulananlar Hı -hı. da birbirlerinden farklı. Ne demek istersin burada? Yani Hı -hı. iblis bunu çok denedi. Evet. Çölde Tanrı'nın sözüyle İsa'yı sıkıştırdı. Değil mi? Ona dünyayı sundu. Bana taparsan bunlar senin olacak Kim malını kime satıyorsun? Bir. 2. Orada da ne güzel cevap verdi mi? Yazılmış olduğu gibi. Evet, evet. Diye yazılmıştır evet, diyerek. Evet. Onun silahıyla onu vurdu aslında. Aynen. Üç kere sınadı. Üçünde de ağzının payını aldı. Sonra dedi, İsa defol bir şeytan dedi. Terk etti gitti diyor. Çünkü zaten İsa diyor. Onun benim, benim üzerimde hiçbir etkisi yok diyor. Şimdi bak iblisin hiçbir yetkisi yani hiçbir gücü, hiçbir tılsımı, hiçbir etkisi bende olamaz. Çünkü o benim altımda zaten diye ifade etti. de insanların hangi yetkisi olacak İsa üzerinde? Hı hı. Yahya hiç sustu mu? Yahya'ya kral kızdı. Hirodes kızdı. Hem korktu hem kızdı. Hem susturmaya çalıştı hem kollamaya çalıştı. Çünkü halkın tepkisinden korkuyor. Din bilginin korkma sebebi kral halkın tepkisinden korkuyor. Biz nasıl Yahya'yı için dışlayalım? Hem sevmiyorlar çünkü Mesih'in yollarını hazırlıyor bu. Şimdi o yüzden bu örnek bu benzetme önemli. Ve senin de altını çizdin gibi bu benzetmeyi bu yaşanan olaylardan sonra İsa bu kişilere anlatıyor ve hı. soruyor. Tam yani olayın üzerine, Tabii. yaşanmışlığın üzerine Tabii. pekiştirmek için anlatıyor. Çünkü, çünkü İsa dedik ya bu benzetmeler aracılığıyla hani şu sözü vardı İsa'nın. Bir körün gözünü açtı İsa Mesisi. Yine orada din bilginleri kızdı. Bu adam Tanrı'dan değil, işte bu adam şeytandan. Kör ne dedi? Ne dedi kör? Söyle bize dedi. Ona sordular köre. Sence bu adam kim? Vallahi ben adamın kim olduğunu bilmiyorum. Onu yani. bunu bilmem dedi. Ben gördüm. Şimdi görüyorum beni. Benim bildiğim budur. Evet. İşte biz onun tanrı olmadığını biliyoruz. Ama körle cevap veriyor. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı. Doğuştan körün bir adamın gözünü açamazdı. Dünya var oldu var olalı. Doğuştan Böyle bir, bir şey. körün gözü açıldı. Duyulmuş mudur diyor. Bak mucizeleri bilen halka söylüyor. Yani din bilginlerine söylüyor bunu. Duyulmadı. Tamamıyla günah içinde doğdun. Sen mi bize öğreteceksin dedi. Hı hı. İsa sonra tabii körü buluyor. Şimdi orada İsa sonda ne diyor? Görenler kör olsun... Görmeyenler Diyenler görsün diye yargıçlık etmek için bu dünyaya geldim. Şimdi bak bu o kadar önemli bir söz ki. Ya buradan 8 saat konuşursun. Anlamalıyız çünkü bunu İsa yargıçtır. İşte o zaman hangi körlükten bahsediyor? Felsefeler ne yani biz de mi körüz diyorlar? Çünkü onlar yasayı biliyorlar, e, tabii. oruç tutuyorlar, şabat günü tutuyorlar. Diğerlerini horlu görüyorlar. Diğer insanları günahkar kendilerini temiz ilan ediyorlar. Hı hı. Biz seçilmiş ayrıcalıklı halkız. baksana kılık kıyafetimize tapınakta çalışıyoruz falan diyorlar. Bu ve buna benzer birçok şeyleri kendilerini pohpohluyorlar. Hı hı. Ama İsa ne dedi? Kör olsaydınız günahınız olmazdı. Görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor. Bak yine orada bir benzetmeyle İsa onları açıklıyor. Hı hı. Ve balyozu indiriyor. Yani anlayana tabii ki. Şimdi burada da aynı olay var. İsa bu yüzden bu iki oğlu anlattı. Bir ne var? Bir baba var. Baba neyi temsil ediyor burada? Tanrı'yı Rabbimize, temsil ediyor. İslami Rabbimizi, Mesih. göklerin egemenliğini ve evet Mesih'i temsil ediyor. Ve bir bağ var. Yani az önce de okuduk bağcı benzetmesini yaptık. Bir bağ var yani bir iş var. Bir çalışılması gereken bir şey var değil mi? Bir ürün toplanacak, temizlenecek, kaldırılacak. Hı -hı. Pazara götürüp satılacak falan, falan. Bir sürü iş nakliyesi var. Git oğluna yetkin biri. Bak oğlunu söylüyor. İşçisine söylemiyor. Yani o aslında bir patron. Babadan sonra en büyük yetki kimde? Oğulları ya oradaki işçiler var. Kahyalar var. Oğullar ona emredecek. Ama ne diyor? Patron olduğunu bildiği için. Nasıl işçiler çalışıyor dediği için. Hı -hı. Gideceğim dediği halde tembellik ediyor gitmiyor. Doğru mu? Hı, Hı Ötekine git diyor. Gitmem diyor. Ama sonra gidiyor. Hı -hı. Ve İsa soruyor hangisi babanın isteğini yapmıştır? Kime soruyor? Ferisilere din bilgilerine. İsa'yı sıkışanlara, Yahya'yı sıkışanlara soruyor. Doğru cevap veriyorlar. Ama işte zaten doğru cevap vermeleri kendilerini idam sehpasına koymaya benziyor. Hı hı. Doğru cevap verdiklerinde işte sen diyor ki giderim deyip de gitmeyen evlat gibisin sen diye Bak onları dışlamıyor İsa. Yavulleri dışlamıyor. Hı hı. Ama sen o evlat gibisin. Gitmem deyip de giden evlat var ya seni onayladığın. İşte onlar diyor vergi memurları, fahişeler, diğer uluslar. Hı hı. Senin dışladığın, seni hor gördüğün, günahkar diye tanınmadığın kişiler. O zaman hangisi tanrısını yapmış dediğimde ne oluyor? Vergiler, vergi memurları, fahişeler, günahkarlar ve Yahudi olmayan ve İsa Mesih aracı iman tüm uluslar kabul görecek. Babanın isteğini yerine getirecek. Hı hı. Burada oğlun ilk oğlun verdiği cevap gitmem diyor. Yani hı hı. neden gitmem diyor ki? Acaba kendince oradaki gerekçesi ne? Ya çok işim var bugün. Hı hı. E, yorgunum. Hı hı. Canım istemiyor. hı. hı. Şimdi onunla uğraşamam, işte kendi keyfime bakacağım, kendi işlerim var hı hı. ve babanın oradaki hissiyatı ne acaba? Yani oğlumdan bir şey istiyorum, oğlumdan iyi bir şey istiyorum, çalışmasını istiyorum, hı hı. emek sarf etmesini ve bir gelir elde etmesini, faydalı olmasını istiyorum. Oğlum buna karşı çıkıyor. Evet. Yani baba yüreği, babanın yüreği o anda nasıl hissetti acaba? Üzülmedi mi? Hayal kırıklığına uğramadı mı? Hı hı. Yani doğurdum, baktım, besledim, büyüttüm, bu yaşa getirdim. Ondan bir şey istiyorum. Belki de her zaman istemiyorum. 40 yılın başında istiyorum. Hı hı. O da bana bir sürü bahane sundu. Doğru. Bir sürü gerekçe gösterdi. Gitmem dedi. Hı hı. Yani baba o anda bence üzüldü. Çünkü bu cevabı almayı istemiyordu baba değil mi? Doğru. Giderim babacığım. Yaparım babacığım. Tabii babacığım. Hemen babacığım. Yani Rabbi Rabbimiz bize bir soru sorduğunda bu örnekteki adamın oğluna soru sorduğu gibi bizden duymak istediği cevabı biliyoruz aslında öyle değil mi? Kesinlikle. Bekletmeden, ertelemeden, bahane üretmeden peki babacığım dememizi istiyor. Doğru. Duymak istediği cevap bu. Kutsal kitabın hani geçen programlara söyledik yani tek bir kelimeyle Tanrı'nın isteğini sorgulamak istesek, açıklamak istesek itaat derdik diyor, dedik. Evet. Şimdi tabii ki Tanrı itaat istiyor ama ben bir başka bir bakış açısından da bu şeye bakmak istiyorum. Dediklerine katılıyorum. Yorumuna katılıyorum ama aynı zamanda baba eğer Tanrı'yı bu benzetmede temsil ediyorsa hı hı. Tanrı diyor ki gümüş benim altın benim hanginiz bana bir şey geri vermiş olacaksınız ki diyor. Hı, hı. Dünya tabure diyor. Dünya tabure diyor. Ayaklarını basamadı. Taburesi bu. Yani hani bana bir yer yapacağız, bir ev yapacaksınız ki diyor. Hı hı. Şimdi yani ne demek istiyorum? Tanrının bir şey ihtiyacı yok. Evet. Paraya zenginliğe ihtiyacı yok. Hı hı. Ama burada Tanrının başka bir yüreğini görüyoruz. Bak, zengin bir baba, çünkü bağcı, bağın sahibi, o işçi mal değil, sahibi, mal sahibi. Zengin. Sahibi. Zengin. Çünkü İsrail'de şarap çok önemli. Yahudiler şarap çok önemlidir. Bu yüzden dikkat ederseniz bağ benzetmesi, zeytinyağı benzetmeleri vardır. O bölge en çok bağlar, bahçeler ve zeytin ağaçları doludur. Hı -hı. Şimdi baktığında baba baba zengin. Yani oğlunun da aslında hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hı -hı. Çünkü hı -hı. baba nesi varsa oğla bırakacak. Hı -hı. Doğru mu? Oğlun çalışma ihtiyacı yok ki. Hı hı. Ölene kadar yaşasa, hani ya o çalışmasa, bitiremez. bitiremez. O bağ ona bakar, o bağlar ona bakar. Hı hı. Ben gittim gördüm sen. Kilometrelerce bağlar var. Öyle hı hı. bir bahçe falan bağdan bahsetmiyoruz. Şimdi o zaman burada niye oğluna çalışıyor? Şimdi tamam, onun bir yüreğini görmek istiyor. Çünkü bak, seven baba oğlunun bir yere gelmesini istiyorsa, ona hazırdan vermemeli hiçbir şeyi. Kesinlikle. O şımarık, bencil kendini beğenmez, beğenmiş. Hani bu zengin çocuk var ya böyle havru parmağı savuran, çalışmayan, hiç babasının izinden gitmeyen, hep hazır yiyen. Onların sonunda ne kadar mutsuz, ne kadar depresif, ne kadar işe yaramaz. Belli bir zamandan sonra da toparlanamaz hale geldiklerini biliyoruz ve görüyoruz. Hepsi böyle olmasa da. Çoğunun böyle olduğunu biliyoruz. O yüzden diyor ki burada baba gel bağımda çalış. Yani burada bize, Hristiyanlara, kiliseye gelenlere aslında Tanrı'nın çocuğu değil miyiz biz de? Zaten mirası almadık mı? Zaten İbrahim'in sofrasına oturmayacak mız İmam Ali Tufla? Niye Tanrı çalıştırıyor? Niye gayretli ol diyor İncil'de bize? Niye tanıklık et diyor? Niye öğret diyor? Niye Rabbin işine gayret olun diyor? Birbirinize Rabb'e hizmet eder gibi hizmetin diye diyor. Niye yani bizi tarlaya bağa çağırıyor? İşte o yüzden tembel olmamak, hı hı. çalışmak lazım. Ha çoğu zaman biz de bu ilk oğul gibi ne diyoruz? Tamamlayayım sözümü. Hayatı öğrenmemizi istiyor bence. Evet. Önce. Egemeni öğrenmemizi, benzetmeleri anlamalı. Benzetmeden çıkartılacak çok ders var. 4-5 ayet okuyoruz ama hı hı. ...çalışmayan ekmek yemesinin sözünü bir de hatırlatmak istiyorum. Hı hı. Nasıl ondalık vereceksin? Nasıl hizmet edeceksin? Nasıl kardeşlere yardım edeceksin? Hı hı. Nasıl egemenlikteki bir sütun, bir ışık, bir tuz olacaksın insanlar? Işık ve tuz olun diyor. Sonuç olarak gitmem diyor ama biz de çoğu zaman böyle cevaplar veriyoruz tembelliğimize ya da o anki durumumuzdan. Ama bu çocuk gene de gitti. Hı, hı. Gene de bir şeyi anladı. Yani gitmem derken evet kendi keyfinden, işlerinden ya da meşgalesinden, yoğunluğundan e, mütevellit böyle bir cevap verdi hmm. ama sonra dediğin gibi pişman oldu evet. ve gitti. Yani o gitmem dediği süresiyle süre anla. Evet. gittiği an arasında ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz. Ve o zamanda ne oldu acaba? Yani yürek değişti değil mi? Doğru. O anda yürek değişti. Yani Rabbin ruhu olan kutsal ruh Hı -hı. belki onun yüreğinde çalıştı, vicdanı onu dürttü, kutsal ruh onu dürttü. Yanlış bir şey yaptığının farkına Hı -hı. vardı ve sonra ne yaptı? Pişman oldu ve gitti. Hı -hı. Aslında tövbeyi görüyoruz burada. Evet. İtaat etmeyen bir yürek Gitmem diyor. Evet. Sonra kutsal ruh yüreğe dokundukça, kutsal ruh yürekte çalışmaya başladıkça ki o Hı -hı. bir süreç. Doğru. O süreçte çocuk hata yaptığının farkına varıyor. Pişman bir yüreğe sahip oluyor. Ya yani keşke gitseydim. Ben yanlış yaptım. Ben hata yaptım. Bunu idrak ediyor. Hı -hı. Ve bunu da eylemleriyle gösteriyor. Evet, evet. Gitti diyor çünkü. Doğru. Bağda çalışmaya gitti. Doğru. Yani buradan kendi hayatımıza bağlayacak olursak. Biz de Rabbin isteğini her zaman yapmayabiliyoruz. Hı -hı. Yapmamayı seçebiliyoruz. Evet, yapmamayı da yapmamayı tercih seçelim. edebiliyoruz. Evet. Ki zamanlama çok önemli. Doğru. Çünkü itaatin kökünde ertelemeden yapmak var. Doğru. Hani vakitsiz gelen kına muhabbeti. <laughs> kına gecesinde getirmiyorsan o kınayı, Doğru. ondan sonraki akşam çuvallarla kınayı bana ne anlamı var? O anda lazım. Doğru. Aynı şekilde itaat söz konusu olduğunda da ertelemeden, Rab söyler söylemez bunu Hı -hı. yapmamız lazım. Böyle olmadığı halde çocuk pişman oluyor. Tövbe ediyor. Hı -hı. Ve Rab'bin dediğini yapıyor. Sonuçta görüyoruz ki bu çocuk Tanrı'nın isteğini yerine getiren kişi. Yani günah işlemeyen hiç insan yok. Kilisede Doğru. de böyle. E, hı hı. Eksik hissediyoruz. Kusurlu hissediyoruz. Benliğe ve şeytana mağlup oluyoruz bazen. Benlikten de kaynaklanıyor. İtaat etmiyoruz. Ama önemli olan buradan dönmek. Doğru. İtaatsizlikten Doğru. itaatkar Doğru. olan bir yüreğe dönmek. Kesinlikle. Ve bu kişi... Tanrının istediğini yerine getirmiş olan, Tanrının isteğini yapmış olan kişi oluyor. Peki ikinci oğul ne yapıyor? Bu ikinci ola girmeden önce bir şey ekleyeyim burada. Şimdi o zaman cep telefonu yok kardeşim, zoom da yok. Hı hı. Adam gidip buluyor oğlunu. Doğru mu? Buluyor ve git diyor değil mi? Ç çalış, benim bağımda çalış. Gitmem diyor. Hani sonradan pişman olma olayı var ve sonra gidiyor ya bu adam diyor ya pişman oldu ve gitti. Tabii oradaki süreç çok uzun değil. Yani bir hafta sonra gitmedi o. O gün gitti. O gün çünkü bugün için evet, çalışması gerekiyordu. Tabii geldi, tabii. Yani belki yarım saat sonra pişman. Neden? Çünkü şöyle hayal ediyorum. Babası git dediğinde, bağımda çalış dediğinde, o gitmem dediğinde babasının yüzünü gördü. Aldığı ifadeyi gördü. <laughs> hayal kırıklığını gördü. Hayal kırıklığını gördü. O bence bu ilk oğlunun yüreğini incitti. <laughs> Dedi ki ya bu adam bizim için çalışıyor. Bu bağı bahçeyi bize bırakacak. Bize bakıyor. Tepemize bir çatı ördü. Ekmeğimizi sağlayan o. Bizi bugüne kadar büyüten o. Bize her türlü iyi nimetle doyuran o. Hı. Ya şimdi 40 yılda bir benden bir şey istedi. Ona hayır dedim ama iyi etmedim. İçimde rahat etmedim. İyi etmedim deyip pişman olan bir yürekle Hı. gidiyor. O yüzden mezmurda ne diyor 51'de pişman olmuş. Alçalmış yüreği horu görmezsin diyor. Tövbe edenlerle ilgili sen söyledin ya. O yüzden mezbur 51'e patlatıyorum insanlara. Tövbenin nasıl olması gerektiğini çok iyi anlatan bir mezbur. O yüzden bu tövbe etti bu çocuk. Yani pişman oldu. Ve o sırada babası mesela... Vay efendim sen bana nasıl gitmem dersin... ...diyip kızmıyor da. İşte özgür irade. Çünkü bu adam Tanrı'mızı Rabbimiz'i temsil ettiği için... ...şunu söyleyebiliriz. İncil'in bütününden bildiğimiz Kesinlikle. için. Tanrımız bizim seçimlerimize fırsat veriyor ve, ve safranımız bizim seçimlerimize saygı duyuyor. Kesinlikle. Bizden bekliyor bir şeyleri. Yani Doğru. kulağımızdan tutup da bizi hadi şunu yap, Yok. hadi bağa git çalış demiyor. Hayır. İstekli bir yürekle, kararlı bir yürekle bunu bizim yapmamızı istiyor Amin. bak. Çocuğuna kızmıyor, oğluna kızmıyor, ona kötü söz söylemiyor. Doğru. Sadece onu olduğu yerde bırakıyor Hı -hı. ve ikinci oğluna Aynen. gidiyor. Evet. İkinci oğul çok güzel bir cevap veriyor. Hı -hı. Olur efendim. Bak buraya kadar güzel değil mi? Hı. Baba geliyor bir şey istiyor. Git bugün bağda çalış. Tamam babacığım olur efendim. Evet. Bak babacığım da değil olur efendim. yani ya Onun yetkisini tanıyor. Yetkisini tanıyor ama ıı, ideal olan cevabı veriyor. Doğru. Bak beklenilen cevabı veriyor. Hatta belki bir tık da çıtayı yükselterek peki kurlas, demiyor. Kurlas. Ya da giderim de demiyor. Evet. Olur efendim. Yani o anda evet. baba çok sevindi, Tabii. eminim çünkü beklediğinden daha da güzel bir cevap aldı. Evet. Ama sonraki iki kelime, o iki küçük kelime Hı -hı. olayı tamamen değiştiriyor. Ne diyor? Olur efendim dedi. Hı -hı. Ama gitmedi. Hı -hı. Yani sözünü tutmadı. Evet. Bak birincisi birinci oğul baştan kötü bir cevap verdi ama sonra iyi olanı seçti. İkincisi bence daha kötü. Çok çünkü çok sözünü de. tutmuyor. Çünkü iki yüzlü davranıyor. Ya yani gideceğim dedin. Ben de senin üzerine bir plan bina ettim. Bir iş kurdum, Tabii. ayarladım. Sen beni yarı yolda bıraktın. E, o gideceğim dediği için baba bağa gitmedi. Evet. Ne Oradaki oldu? Iş yarım Ürün kalacak. ne oldu? Tabii i̇ş çünkü yarım öteki zaten kaldı. gitmeyeceğim dedi. Yani sözünü tutmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyorum evet. ben bu evet. ayette. Evet. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Öyle bir zamana geldik ki yani hayat öyle bir şeye evrildi ki Sözünü tutmak artık bir erdem oldu. Belki babalarımızın ya da dedelerimizin çağında sözünün eri olmak, sözünü Hı -hı. tutan kişi olmak bu kadar mumla aranan bir şey değildi. Hı -hı. Ama sanki artık dünyanın genelinde bir yozlaşma mı var? Evet, var. Ahlaksızlık mı var. iyice tavan yaptı, bilemiyorum. Sözünü tutan kişilere alkışları hale Doğru. geldik. Öyle değil Doğru. mi? Yani Kötü bir durum, acınası bir durum ama Rabbimizin çok önem verdiği bir durum. Biz insanlar bile buna önem vermiyor muyuz? Evet. Sözünü tutmadı. Ben bir daha ona güvenmem Sen dediğimiz Sen bir daha söyler misin bu adama? Mu? Bir iş buyurur bir musun bu adama? Bir daha ondan bir şey bekler misin? Evet. Ondan bir medet evet. umar mısın? Yarı yolda bırakılmak, hı hı. sözünü tutmamak, verdiğin sözü yerine getirmemek. Ya pek çok yıkıma sebep olur aslında bu. Doğru. Düşünsene yani tapuya gidiyorsun. Arkadaşına diyorsun ki tapuya gel işte bana şey ol, hmm. ıı, şahit ol tanık ol veya davada gel hmm. bana şahit hmm. ol tanık ol diyorsun. Adam gelirim diyor ve sen ona güveniyorsun. Başka şahit tanık hmm. çağırmıyorsun. Adam gelmiyor ve sen o davayı kaybediyorsun. Yani ne kadar e, ölümcül sonuçlara kadar varabilir insanın sözünün tutmaması? Burada İkinci oldu. doğru söylüyorsun da iki büyük problem var. Hı hı. Birinci problem gider misin diye dediğinde ve benim için değil mi bağ olur demesi. Hı. Çünkü yalan. Şimdi ilk problem bu. Hı hı. Yalan söylüyor. Yani gitmeyecek aslında ama giderim diyor. Ama gitmem diyemeyeceği evet, içinde çünkü, a, beklenilen cevabı veriyor. Hocam ediyor. adam zaten kurnaz. O anda bir alkış aldı zaten efendim babadan. Efendim diyor, efendim, bak babasını efendim diyor, bir saygılı davranıyor, bir gözüne geliyor. Olur diyor zaten. Hmm. Babanın o anki yüzünü ben a, helal olsun ilk oğuldan e, kötü bir sonuç aldık. Hamdolsun ikinci oğlumuz var o da giderim dedi. Bugün hmm. işler aksamayacak bağda bahçede dedi kendince. Değil mi? Güvendi çünkü. Çünkü oğlu ya yabancı hmm. değil ki tanıyor. İşi yapabileceğini de bildiği için oğluna gidiyor. Hmm. Demek ki oğul işe yaramaz bir oğul değil. Hmm. Ona git dediğine çalış dediğine bunun bir şeyi kotarabileceğine bağda çalışabileceğine inanıyor. Ama adam gitmiyor. Hmm. ya iki kere yalan söylüyor. Bir evet demekle gitmeyeceği halde bir de gideceğim deyip de gitmemekle ikinci yalanını perçinliyor. Hı hı. Şimdi bu tabi amacımız ne? Bu benzetmeler aracılığıyla değil mi? İki oğul benzetmesinden bugün bahsediyoruz. Tanrısal egemenliğe, göksel egemenliğe Tanrı'nın bakış açısını açmaya çalışıyoruz. Yani Niye bu inananlara benzetme? ve inanmayanlara bağlıyor Aynen. çünkü bu iki Şimdi oğlu. Sen bu, özür dilerim sen bugün güzel açtın. Yani bugünkü açılışta üstten örnekler verdin değil mi? Ne hı. Neden niye bunları bu iki yol benzetmesi var? Yahya ile ilgili, kendisiyle ilgili, sınanmakla ilgili o yetkisi nereden, senin yetkinlerden sözünden geldi. <laughs> yani itaat edip etmeme, Tanrı'nın çağrısına inanıp inanmama. Bak eski ayete bak o kadar çok ikinci oğul gibi Yahudi var ki bak bunu ben Yahudileri kötülemek için ah, haşa söylemiyorum. Böyle bir derdim yok. Hiçbir ırk diğerinden üstün değildir. Ama dediğim gibi bak sürekli yapacağız. Kutsal yazılır okuyacağız. Oruç tutacağız. Seni izleyeceğiz. Peşinden gideceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Tanrı hep böyle peygamberler hep böyle söyledi, söz ettiler. Ama ne oldu? Başka ilahların lara, tapanlarla birlik oldular. Hı hı. Başka uluslardan eşler aldılar, değil mi? Hı hı. Hep Tanrı'nın yapma dediğini yaptılar. Putlara taptılar. Hı hı. Yani ahlaksızlık yaptılar. Kurbanların kanlarını işler, Sahte ilahlara tapınmalar ayinler düzenlediler. Hı hı. E ne oldu? Yapmayacağız dediler. Sana itaat edeceğiz dediler. Senin sözünü dinleyeceğiz. Yani evet babacığım giderim diyen oğul gibi. Sonra ne yaptılar? Yapmadılar. Aslında Gitmediler. bu yapmama durumu hala da dünyada geçerli. Tabii. Türkler olsun, yabancılar olsun yani bütün insanlık hala da bunun peşinden gidiyor. Ama özellikle biz kiliseye iman eden, İsa Mesih'e iman edenlere ve etmeyenlere baktığımızda Hı -hı. da hala bunu görebiliyoruz. Yani Yahudilerle binlerce yıl önce yaşandı, bitti. Artık evet. öyle bir şey yok durumu değil. Hala daha günümüzde Doğru. bu var. Hala daha günümüzde <laughs> bu geçerli olduğu için zaten biz İncildeki bu benzetmeyi okuyoruz ve günümüzde bunun uyarlamasını yapabiliyoruz. Hı hı. Bunu hala görebiliyoruz Doğru. günümüzde. Doğru. İnanmak ve inanmamak İsa Mesih'e itaat etmek ve ona itaat etmemek. Hı hı. İkinci oğul evet istenilen cevabı verdi, hı hı. alkışı kaptı, yürekte kurnaz zaten ama sonra gitmediği için. Bütün yaptığı o gösteriş fiyaka o da çöpe gitti aynen, zaten. Aynen. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? Hı hı. Tabii ki birincisi diye karşılık verdiler ve bunu söyleyenler de Şimdi, işte. Ferisiler, evet. din görevlileri yani neyin doğru olduğunu, babanın isteğinin ne olduğunu, itaatin ne olduğunu biliyorlar. Hani üstte ya Tanrı'dan desek şöyle olur, insandan desek böyle olur. Hani kritik yapmışlardı İsa'na, yetkisini sorguladığımız o ayetlerde. Burada ona bile gerek kalmıyor. Çünkü o kadar aşikar ki, hı hı, o kadar hı. gözlerinin önünde ki bunu söylüyorlar ama kendi topuklarına sıkıyorlar. Çünkü İsa Mesih'in verdiği Amin. cevap ne? İşte siz de hı hı. aynı bu oğul gibisiniz. Hı hı. Doğru. Giderim diyorsunuz ama hı hı. gitmiyorsunuz. Tanrı'nın buyruklarını biliyorsunuz, yasayı ezbere biliyorsunuz. Hmm. Ama sadece onu ellerinizle uyguluyorsunuz, yürekten ona inanmıyorsunuz. Gururunuzdan soyunup da yasanın dediği gibi alçakgönüllü olmuyorsunuz. Yaptıklarınıza, eylemlerinize, işlerinize dayanarak kendinizi gururlu sayıyorsunuz, evet. üstün görüyorsunuz. Hor görüyorsunuz diğerlerini, fahişeleri, vergi görevlilerini, Hor görüyorsunuz. Yani onlar aslında ikinci oğul gibiler. Tanrı'nın isteğini yerine getirmeyen, yürekte alçak gönüllüye sahip olmayan, hı hı. üstüne üstlük bir de kurnaz olan ikinci oğul gibi. <laughs> üstüne üstlük bir de yalan söyleyen. Aslında kendi yüzlerini tamamen ortaya koyuyorlar değil mi? Doğru Doğru cevabı Doğru. vererek. Doğru İsa başka bir benzetmeni ne dedi? Bağın sahibi alacağını almak için bağını kiraya vermiş. Sonra alacağını almak için adamlarını göndermiş. Kiracılar bağ sahibinin adamlarını görünce onları dövüp kovalamışlar. Hı hı. Sonra bir daha başka adamları göndermiş alacağını almak için. Bu sefer onları öldürmüşler. Sonra bağın sahibi demiş ki ya dur oğlumu göndereyim. Onu dinlerler. Çünkü oğul yetkili. Evet, o benzetmeye de bakacağız. Tabii, ve, tabii bakacağız. Harika bir benzetme. Ve gittiğinde ne gördüler? Ah mirasçı bu. Asıl onu öldürelim. Değil mi? O zaman ne anlıyoruz buradan? oldum olası, oldum olası insanlar Tanrı'nın sözüne iyi yaklaşmayı, tek bir Tanrı'ya iman etmeyi, onun varlığına amin demeyi seçtiler ama eylemleriyle, söylemleriyle ve yürek tutumlarıyla onun tam tersini yaptılar. Kutsal kitap ne diyor eski ayette? Bu halk ağzıyla beni sayar, yürekleri benden, benden uzaktır, uzaktır. bana boşa taparlar diyor. Hı, hı. Ben kurban ve sunu değil, adalet ve merhamet isterim sözünün anlamını gidin öğrenin dedi. Şimdi burada baktığımızda İsa ne görüyorsun? Çok acı değil mi? Bak bir Yahudi din bilgini olsaydım, yasayı ezbere bilen şabat günü tutan sünnetli kurbanlık sunuları arınmayı, temizlenmeyi, oruç tutmayı bilen bir tek kaynağı adam olsaydım ve şu sözü bana biri söyleseydi, size doğrusunu söyleyeyim, vergi görevlileri faşiler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar. Bak, bir yavruyu öldür. Bunu deme. Bu, bu yüzden zaten İsa'yı taşlamaya kalktılar. Zaman zaman e, küfür ettiler, saldırdılar, tükürdüler yüzüne vurdular. Sorguladılar, en sonunda çarmıha gönderdiler. Çünkü İsa'nın sözleri, verdiği örnekler, İsa'nın benzetmeleri ne sonunda anladılar ve nereye çıkarttığını gösterdi ama işte Tanrı her şeyi açık konuştu. Çünkü vergi görevlileri ve fahişeler Toplumun hor gördüğü, toplumun sevmediği, Tabii. günahkar olarak adlandırılan ferisilerin, din bilginlerinin de kendilerini hayli hayli üstün gördüğü bir grubu temsil ediyor. Evet. Yani onların o kadar yerin dibine batırdıkları bir insan grubunu İsa Mesih onların üzerine çıkı çıkarıyor. Doğru. Yani oradaki ferislerin din bilginlerinin bu cevap karşısında onlar ee, Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar cevabı karşında karşısında ne hale geldiklerini bir düşünelim ya. Ya, ya bizim onca işte emeğimiz, çabamız, ayetleri ezbere biliyor. Şimdi onlar Tabii. para pul mu oldu? Onların hepsi öldü mü? Gitti mi? Yani bu kendini bilmez fahişeler ve vergi görevlileri mi benim üzerime çıktı? Evet. Onlar mı Tanrının egemenliğine benden önce evet. giriyorlar? Yani zaten şunu zaten o giremez onu... onlar normal onların an... mantığında. Evet, şunu anladılar herhalde. Ya bizim yaptığımız her şey boş o zaman. Ve eğer bu İsa denen adamın haşa yani İsa Mesih'in söyledikleri doğruysa e bizim bütün işlerimiz, e, eylemlerimiz, çabamız boş o zaman. Baksana onlar giriyorlar, inanıyorlar biz giremiyoruz. Bir de diyor ki siz İnanmadınız. Bak evet. yani nedenini açıklıyor. Neden onlar sizden önce giriyorlar Tanrı'nın egemenliğine? Çünkü onlar Yahya'nın tanıklığına inandı. Evet. Siz Yahya'nın tanıklığına inanmadınız, Hı -hı. sorguladınız, onu öldürdünüz Tabii. ama bu hor gördüğünüz insanlar onlar inandı. Yani Tanrı'nın egemenliğine girmekle ilgili burada benim gördüğüm bir gerçek var. Yani senin kariyerin, senin geçmişin, senin iyi eğitimin, senin harika bilgin falanın filanın bunların hepsi boş. İşte o vergi görevlileri ve fahişeler gibi önemli olan tek şey, sen Tanrının bildirdiği bu harika iyi habere inanıyor musun? İman ediyor Doğru. musun? Kendinin ne kadar günahlı olduğunu, bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu idrak ediyor musun? Bunu kabul edip tövbe edip bana dönüyor musun? Hı hı. Seni yaradan Rabbinle, Tanrınla, yaratıcınla barışmayı seçiyor musun? Tanrı bunlara bakıyor. Doğru. Günümüzde de yani pek çok insan var Ferisi bedin, bilgini hı. gibi olan. Hı hı. Aynı zamanda vergi görevlisi ve fahişe gibi de olan. Neye güveniyorsun? Malına, mülküne, bilgine, eğitimine, kariyerine mi? Yoksa ne kadar kurtarılmaya ihtiyaç duyduğun, biri evet. olduğuna mı? Neye dayanıyorsun? O yüzden bu ben, doğru. Bu benzetme çok anlamlı. Buradaki iki oğul yapan yaparım deyip yapmayan, yapmam deyip yapan iki oğul benzetmesi çok önemli. Buradaki İsa'nın benzetmenin devamında yani vergi görevlileri ve fahişeler yani din bilginlerinin aristokratların, beyaz zavudların hor gördüğü, Tanrı'nın egemenliğine giremezsiniz dediği Dedikleri. tüm insanların hı hı. aslında burada tabii vergi görevlileri fahişe diyor ama bütün günahkarları simgeliyor İsa. Evet, evet. Tamam hani zina o, o, çok onun popüler. Adı altında. Evet zina popüler belge ve herkese her zaman herkesin gözlerinde. Dedik ya benzetmeler, örnekler zaten halkın içinde yaşadığı olaylara almadık. Yani erkekleri gerçekten. temsil eden bir evet. grubu evet. ve kadınları temsil evet. eden bir grubu yani hem öyle, günah anlamında hem öyle anlamında hem de zaten bunlar söylüyor. bunlar günahkar olarak tanımlanıyor herkes tarafından. Hı hı, kabul ediliyor. Kabul ediliyor toplumun birçok büyük kısmı bunu kabul ettiği için yani toplumun hor görüp dışlanıp cennete gidemez bunlar zaten bağışlanamaz dedikleri sizden önce gidiyor dediği zaman. Eyvah eyvah. Çok iyi an. Bak, <laughs> o anki durumları yani. Tabii tabii. Burada çok net bir şey açığa çıkıyor benim nazarımda. Umarım izleyenler de buna katılır. Burada ben Tanrı'nın bir kez daha inanılmaz yüreğini görüyorum. Hı hı. Her, ne dedik her programımızda hemen hemen? Tanrı dindarlık getirmedi. Evet. Tanın tek derdi din adamları değil, Tanrı'nın derdi insanlık, Tanrı'nın derdi iblisin başının ezilmesi, Tanrı'nın derdi iblisin körettiği, dair kör ettiği zihinleri gözleri açmak, Tanrı'nın derdi tüm insanlığın gerçekleşebilip kurtulmasını sağlamak. Tanrı şu kötü bu kaka, bu iyi bu demiyor. Kim iman ederse onu kurtaracağım diyor. Bak Yahudiler İsa'ya çok önemli bir soru sordular. Hı -hı. Söyle bize, Ben yani tüm bunları yaptığına göre söyle bize. Tanrının isteğini, hı hı. yani babamızın isteğini yapmak için ne yapmalıyız? Bak şimdi tüm insan sorduğu soru bu değil mi? Yani hı. Rabbin isteği, Allah'ın isteği yapmak için ne yapmalıyız? Yani aslında bütün Tevrat Zebur ve İncil'in özeti bu, olan soru bu. Soru bu. Soranları adamları zaten. Söyle bize ya. Hı hı. Bu yeter. Söyle bize onun isteğini yapmak için ne yapmalıyız, neyi yerine getirmeliyiz? İsa çok ilginç cevap veriyor. Çok kısa. Sorudan daha kısa. Onun gönderdiği kişinin adını imadın yeter dedi. İşte Aynen. anlattığımız şey bu. Benzetmeler bu. İsa Mesih, bu. İsa Mesih varsa kurtuluş var. İsa Mesih'in çarmığı varsa kurtuluş var. İsa Mesih'in kefareti varsa, dirilişi varsa kurtuluş ve merhamet var. O zaman yapmam dediğin halde yapan oğul gibi, birinci oğul gibi oluyorsun. Hı hı. Yoksa boş. O yüzden Tanrı'nın bakış açısı insanlar iyi anlamalı. Herkesi davet ediyor Aynen. düğün şölenine. Hı hı. Gel diyor ama bazıları gelmeyecek. Hı hı. Yani bir tren var, kalkıyor evet. ve tren o düdüğünü çaldığında evet. herkes bunu evet. duyuyor. Bin kardeşim o trene, evet. atla yani. Evet. Ya biletin olsun olmasın, tutun, koş, yakala. Çünkü onun gittiği istikamet güzel yer. Verimli, evet. toplar sonsuz yetkisi, yaşam. Tabii. Onun gibi yani herkes o trene binebilir. Bu tren herkese açık ama sen binmeyi seçecek misin, seçmeyecek misin? Burada benim dikkatimi çeken başka bir şey daha var. İsa Mesih neden e, ferisilerin din bilginlerinin göklerin egemenliğine e, vergi görevlerinden daha sonra gireceğini söylüyor ya da hiç giremeyeceğini ben. söylüyor çünkü diyor ki bak 32. ayette Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi ama siz ona inanmadınız hı hı. Yahya İsa Mesih'ten sonra önceki son peygamber. İncil'e göre de evet. son peygamber. Ve Doğru. onun çağrısı neydi? Doğru. Tövbe edin göklerin Gökleni egemenliği, egemenliği yaklaştı. yaklaştı. Ve sonra İsa Mesih geldi. İsa Mesih geldiğinde aslında aynı çağrıyı o da yaptı. Hı hı. Ama İsa Mesih gökten geldiği için evreni yaradan, yaratıcımızın, yaradanın görünmeyen görüntüsü Amin. olarak Hı -hı. gökten Yetiyle geldiği olarak. için aslında İsa Mesih geldiğinde göklerin egemenliği de Tabii. bir anlamda gelmiş Tabii. oldu ve Yahya'nın bu bildirisine inanmamayı seçtiler. Doğruluk yolu yani İsa Mesih'tir doğruluk Amin. yolu. Şu an günümüzde pek çok bildiri var. Şu yol doğru Allah'a gider, Yaradan'a gider. Bu yol doğru buradan ayrılırsan hmm. işte Tanrı'ya ulaşamazsın, hmm. Yaratıcı'ya varamazsın. İşte şu yol böyle, bu yol böyle. Pek çok yol var değil evet. mi günümüzde Tam baktığımızda? Saygı, saygı duyuyoruz. Herkes istediği yoldan gitmekte saygı özgür. Evet. Ama İncil'in yolu, doğruluk yolu diye tanımlanan yol Yahya'nın duyurduğu yol. Amin. Yahya neyi duyurdu? İsa Mesih'e iman evet. et. İsa Mesih gökten evet. geldi, senin günahların için kurban olacak, ölecek, dirilecek, göğe yükselecek ve ikinci kez evet. gelecek. Kurtuluşu getiren İsa Mesih'tir. Seni yaratıcınla yaradanla barıştırıp bir kişisel ilişki, bireysel ilişki kurmanı sağlayan İsa Mesih'tir. İncil'in öğretisi bu. Yahudiler, din bilginleri, ferisiler, bu doğruluk yoluna inanmamayı seçti. İnan o zaman soru şu, biz hangi yolun doğru yol olduğunu doğru. düşünüyoruz? Zaten Yahya'ya... Hangi yolda ilerliyoruz? Doğru, Yahya'ya daha önce de insanlar geldi. Söyle bize, hani niye bunları yapıyorsun? Sen kimsin? Hı, hı. Kendinle ilgili bize bilgi ver dediler. Beklediğimiz peygamber misin? Mesih misin? Kimsin? Hı hı. Niye bunları yapıyorsun? Niye bu tövbe çağrısında bulunuyorsun? Neyin yolunu hazırlıyorsun? Yahya Çölde haykıranın sesiyim dedi. Hı hı. Şimdi niye bunu söylüyor? Çünkü soranlar din bilginleri. Tapınaktan geliyorlar. Havra'dan geliyorlar. Eski ayet ellerinde. Yani o zaman eski ayet değil tabi Yani kutsal yazılar ellerinde. Ben çölde yükselen sesim. Yaşaya 40. 40. bölümdeki Yaşaya peygamberin yazdığı Rabbin yollarını düzlemek için gelen kişiyim dedi. Hani sen dedin ya hangi yol? Doğruluk yolu. Doğruluk yolu. Ha, neymiş? Neyin yolunu hazırlıyormuş? O doğruluk neyi işaret ediyor? Rab dediğin dediğin gibi Mesih. İsa Mesih. Rabbin yollarını düzlemek için... Hani eski çevirinin eski orijinalinde... Yahve'nin yollarını düzlemek için... Orada Yahve yazıyor. Yahve'nin yollarını düzlemek için... Bir meleğin değil... Bir baş meleğin değil. Peygamberin, peygamberin değil. değil. Yahve'nin yollarını düzlemek için onun öncüsü olarak gönderildim. Yani yaratanı. Onun çağrısını. O yüzden göklerin egemenliğine tanıklık edip e, açık ve net bir şekilde çağrıda bulunup bağırıyordu. Hmm. Vaftiz ediyordu insanları. Hmm. Tövbe edin diyordu. Hmm. Ve gelecek olana işaret ediyordu. İşte senin de altın çizdiğin gibi gelecek olan tüm insanlığı doğru kılacak olan doğru kişi... Mesih'in ta kendisiydi yani Hı -hı. İsa'nın ta kendisiydi. Hı -hı. Bu çok önemli. O yüzden İsa açık bir şekilde dedi ki Yahudilere siz Yahya'ya inanmadınız. Hı -hı. Eski ayetten örnek verdiği halde. Hı -hı. Onu kabul etmediniz, onu reddettiniz, onu katlettiniz. Evet. Yahya biliyorsun bir çengi masasına Başı meze oldu. Başı kesilerek geldi. Meze oldu hapishaneden. Yani bir çengi masasına ya. İsa Yahya ile ilgili konuşurken... Kadınlar arasından ondan doğanlar arasından ondan daha üstünü yoktur dedi Yahya ile ilgili. Hı hı. O yüzden siz onu reddettiniz ama fahişeler vergi görevleri değil mi? Tövbe de vaftiz olmaya geldiler. Su vaftiz olmaya geldiler Yahya'ya. Söze inandılar. Söze inandılar ve tövbe ettiler. Yahya'nın tövbe çağrısına inandılar. Evet. Çünkü buna inanmaya muhtaç olduklarının Hı -hı. farkına vardılar. Hı -hı. Buna inanmaya ve kurtarılmaya Hı -hı. ihtiyaç duyduklarının farkına vardılar. Yahya artık yaşamıyor ama günümüzde bizler aslında Yahya'nın o müjdesini duyurmakla sorumlu olan evet. kişileriz. Evet. Bizler artık Yahya gibi İsa Mesih'in geldiğini, onun kurtarış müjdesinin Hı -hı. bütün insanlık için olduğunu dile getirmekle yükümlü insanlarız. Tanrı'nın oğlu olmak, Tanrı'nın kızı olmak, yaradan Rab Tanrı'nın yaratıcının çocukları olmak bize bu sorumluluğu veriyor. Hı -hı. O zaman önceki örneklerde de, benzetmelerde de, bu benzetmede de gördüğümüz gibi oğula hani git çalış diyor ya hı hı hı. bizim de aslında babamızın egemenliği hı hı. için göklerdeki babamızın hı hı. egemenliği için göklerin egemenliği için hı hı. Yahya gibi ve oğullar gibi çıkıp hı hı. gidip bu iyi haberi duyurmamız gerekiyor. Tanrımızın bizden beklentisi budur. Hı hı. İlla çıkıp giden değil, senin evine gelen, hı hı. senin konuştuğun herkese bunu söyleme, bunu yayma, bunu iletme sorumluluğun var doğru, öyle değil mi? Yani doğru. bir hazine ise göklerine gemenliği, bir define ise, bir inci ise ki öyle önceki benzetmelerimiz böyle olduğunu söylüyor. Bu bir ilaç. Doğru. Yani ilacı bulup da hasta olanlara o ilacı ulaştırmayacaksan, o ilacı bulmanın anlamı ne Amin. o zaman? Evet. Hep başkası, diğerleri, çevremizdekiler, ülkemizdekiler, dünyadakiler. Rabbin bizden beklentisi bu. Bu sözü duyur. Hı hı. İlacı hastaya ulaştır. Çünkü Aynen. hasta çok ve İncile göre herkes hasta aslında Doğru. ruhsal anlamda ve herkesin bu evet. ilaca ihtiyacı var. Din görevlileri ve pardon, vergi görevlileri ve fahişeler hasta olduklarının farkındaydılar. Günahkar, olduklarını kabul ettim, Günahkar yani. olduklarının, günah işlediklerinin ve bu ilaca bu kurtarılmaya, bu şifaya muhtaç olduklarının farkındaydılar. O yüzden Yahya'yı duyunca inandılar. İşte inanmanın ürünü, sonucu, çıktısı ne? Göklerin egemenliğine girmek. İsa bu benzetme, yani burada şimdi beş ayeti konuşuyoruz. Bu beş ayeti, 28-32 arası beş ayette, 29 ile 32'de çok ortak önemli bir kelime var. İkisinde de pişman kelimesi var. Evet. Şimdi bak birinci hani çocuk doğru yapıyor yani gitmem deyip de gidiyor birinci oğul. Sonra ne diyor 29'da pişman olup gitti. Hı hı. Bak gitmem dedi ama sonra pişman olup gitti. İsa sona bu bölümün son ayeti ne diyor? Siz bunu gördükten sonra bile pişman, pişman olup, olup, ona inanmadınız. Hı hı. Vergi memurlarının, fahişlerin, günahkarların, askerlerin biliyoruz, askerler de geliyor. Şimdi burada söylemiyor da ya ya askerler de geliyor. Söyle bir efendimiz biz ne yapalım diyorlar. Gibi pişman olmadınız diyor ya. Hı hı. Her yani zaman, tövbe etmediniz. her zaman çoğu böyle yaptı. Pişman olmadılar. Hep dışladılar, hor gördüler, peygamberleri öldürdüler. Onların türbelerini, mezarlarını yaptılar. Böylece on, atalarının onları öldürdüğüne tanık oldular. Yani bu suça ortak oldular, onayladılar. İmza attılar altlarını. Çoğu zaman böyle yaplar ve onun için yapar siz yaşam önderini katlettiniz diyor. Kimi? Mesih'i katlettiniz. Onu çarmıha teslim ettiniz. Sonuç olarak dedim ya bir ırkı suçlamak için konuşuyoruz. Bu iki benzetmen alınacak çok ders var. Birinci oğul gibi olmaya, pişman olmaya, tövbe etmeye, İnanma. inanmaya zayıf ve günahkar olduğumuzu görmeye, bu günah hastalığından Rabbin verdiği ilacı içmeden temenniyle, iyi niyetle iyileşemeyeceğimizi bilmeli. Bu ilacı içmeli. Yani İsa Mesih'in adına iman edip o gitmem dediğimiz yolla gitmeye karar vermeli. Yani Mesih'in yolundan yürümeye karar vermeliyiz ve Mesih'i izlemeliyiz. Tövbe edip bu benzetmeden dert çıkartıp hı hı. sakince babamızın bağında egemenliğinde çalışmalıyız. Hı hı ve doğruluk yolunda Yahya'nın söylediği doğruluk yolunda yürüyenler yani İsa Mesih'in bildirisine iman edenler de doğru sayılıyorlar. Tabii. Doğruluk yolunda yürüyen Tabii. kişiler de doğru Tabii kişiler. Tabii. İncile göre biz İsa Mesih'e iman eden Hristiyanlar aslında doğru kişiler sayılıyoruz Rabb'in gözünde. Yutufla, İsa evet, Mesih'in doğruluğu bize giydirildiği Amin. için kendi doğruluğumuzdan kendimizden kaynaklandığından değil ama iman edince Tanrı bize artık o, o doğruluk tacını evet. veriyor. Kutsal ruhu veriyor Amin. ve sen benim oğlumsun, kızımsın, benim aileme hoş geldin diyor ve böylelikle Göklerin egemenliğine giriyoruz. Hem bu dünyada yaşarken hı hı. hem de bu dünyadaki vaktimiz dolup da bu dünyadan göçüp de bir sonraki dünyada hayatımıza devam ederken Tanrı'nın, Yaradan'ın olduğu yerde oluyoruz. Hı hı. Sırf iman ederek. Kolay mı? Hayır, Hayır değil. değil. Yüreğin tatmin olması, pardon, yüreğin ikna olması işlere değil, sadece yürekten imana dayanarak Kurtuluşa ermek düşüncesi o kadar da kolay olan bir şey değil ama Rabbimizin baktığı tek şey bu. Kutsal ruhun gücüyle her şey mümkün. Amin. Amin. Sevgili dostlar, Amin. izleyiciler bugün iki oğul benzetmesine baktık. Giderim deyip gitmeyen, gitmem deyip giden ve bu iki oğulun Hangi grup insanları simgelediğine, hangilerinin göklerin egemenliğine girip hangilerinin Hı -hı. girmediğine baktık. Duamız odur ki Hı -hı. pişman olan, tövbe eden bir yürekle İsa Mesih'in bildirisine iman edin. Öyle Amen. ki göklerin egemenliğine girenlerden olun. Hem bu dünyada yaşarken sizi yaratan göklerdeki Ruhsal babanızla birlikte olmak için hem de bu dünyadan sonraki yaşamınızda sonsuzluk boyunca sizi yaradan Efendinizin Halalde Rabbinizin olacağım. yanında olmak Amin. için tövbeyle pişmanlıkla İsa Mesih'i bulmanız için hepinize dua ediyoruz. Hı -hı. Bugün Benzetme programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda İsa Mesih'in bir başka benzetmesini beraberce değerlendireceğiz. O güne kadar hepinize Mesih İsa'da sevgiler, hoşçakalın, esen kalın.